harika hikaye, yeni antlaşma. Pavlus vaaz ediyor. 1. Timoteos, Titus. Pavlus dünyayı dolaşarak müjdeyi yaydı. Birçok kişi Tanrı'nın sözünü dinlemek istedi. Ama İsa'yı sevmeyen kişiler de vardı. Bazı kişiler Pavlus'tan nefret ediyordu. Onu hapise attılar. Pavlus 2 yıl hapiste kaldı. Hapiste İsa hakkında yazmaktan vazgeçmedi. Çıktıktan sonra müjdeyi yaymak için birçok yolculuk yaptı. Pavlus müjdeyi yaymak için dünyada birçok ülkeye yolculuk yaptı. Dünyaya İsa'nın Tanrı oğlu olduğunu, çarmıhta öldüğünü ve 3. gün dirildiğini söyledi. Aynı zamanda kiliselerdeki arkadaşlarına da yazdı. Bir gün Pavlus Efes'teki Timoteos'a yazdı. Timoteos, Tanrı'nın sözünü yayan bir pastör olmuştu. Pavlus mektubunda ona nasıl iyi bir pastör olabileceğini öğretti. Aynı zamanda Titus'a müjdeyi doğru bir şekilde yaymasını bildirdi.